çeteler ülkesi olduk. Eskiden hayır kuruluşlarıyla anılırdık. Yurt dışına bir deprem olsa isimlerini tek tek saymayayım unuttuğum dernekler, vakıflar olur üzülürüm. Şu vakıf, şu vakıf, şu vakıf, şu dernek, şu dernek diye onlarca dernek bahsederdik. Gece gündüz koşup insanlığın yardımına giden. Şimdi ne? Yeni doğan çetesi, imar çetesi, mülakat çetesi, ihale çetesi, uyuşturucu çetesi. Bahis çetesi arkadaşlar dernekten çok vakıftan çok çete varsa bir ülkede o ülkenin so birinci sorumlusu bu işten o ülkenin iktidar sahipleridir. Bu devlet devletse çeteyi bırakmaz ortada. Ne oldu yine Doğan çetesiyle ilgili araştırma? Sayın Cumhurbaşkanı ağzından bir tek kelam duydunuz mu? Hesabını soracağız diye. Bir tek istifa gördünüz mü? Bir tek görevden alma yaşadınız mı? Nice anneler şu anda o hastanelerde geçmişte kaybettikleri çocukların acısının yasını tutuyor ya. Bizzat ilgileniyorum ailevi olarak eşimin kadın doğumla ilgili olması dolayısıyla. Her doğum güzel bir haberdir. Ama o doğum haberini alan annelerin aynı zamanda kısa bir süre sonra yoğun bakımda ölmüş hayat kaybetmiş oldukları çocukları yıllar sonra bir çetenin para, Talan ve yol yolsuzluğunun aracı şey sebebiyle kaybettiklerini düşündüklerine ne hissetti o anneler? Ne hissettiler? 9 ay çektikleri o mübarek e, taşıdıkları yükü ve Allah'ın emaneti olan bir yavruyu kaybettiklerini. Bu bir cinayet değil arkadaşlar. Bu bir seri katliam. Bu bir seri katil bunlar yapanlar. Sıradan bir cinayet gibi geçiştirilemez. Çocuklarımıza sahip çıkamıyoruz, çocuklarımıza ya çocuklarımıza, bebeklerimize sahip çıkamıyoruz. Bunun ne kadar büyük bir ağır vebali vardır. 21 Kasım 2022'de çocuk hakları konusunda 20 Kasım 2020 Kasım Çocuk Hakları Günü'dür. İnşallah gelecek hafta idrak edeceğiz. Çocuk hakları konusunda Türkiye'de herhangi bir partinin yapmış olduğu çalışmadan çok ötesinde çok kapsamlı bir çocuk hakları raporu hazırladık. Anayasal olarak çocuk haklarının ne olduğu ve ne tedbir alınması gerektiği. Şimdi onun detayına girecek vaktim yok ama bunu paylaşacağız 20 Kasım'da. Yakın zamanda partimizde sosyal yardımlarla ilgili bir özel heyet oluşturdum. Sosyal yardımlar nereye gidiyor? Sosyal yardımlar üzerinden sosyal yardım yapılıyor görüntüsü altında nice kaynaklar kimlere aktarılıyor? Bunları çıkarıyoruz. Şimdi AKP iktidar sahipleri Allah aşkına o aileye mazeret bulacağınıza, o ailenin sanki gizli bilinmeyen sebepleri varmış da o sebeple bu çocuklar kaybolmuş diyeceklerinize ya beş çocuklu bir kadını nasıl barınaksız bıraktık diye düşünün ya. Nasıl barınaksız bıraktık diye düşünün. Evet 17 kere gitmiş yetkililer. Doğru. Peki 17 kere gittiklerine göre gördüler bunların nerede yaşadıklarını. Gelin sizi şuraya alalım şu barına, şu, şu sığınağı, sığına, kadın ise sığına, çocuk ise şuraya alalım diye niye bir çaba göstermediler? Yaptıkları anneden çocukları almak anne de istememiş. Keşke isteseydi. Mutlaka pişman olmuştur. Ama devlet o şartlarda bir kadını beş çocukla görmüşse o devlet oranın belediye başkanı işini gücünü bırakır konserlere ayıracakları bilmem bir takım şeylere ayıracakları parayla bunlara bakarlardı. Devlet olan buydu, belediye olan buydu. Hayır hepsi sükse. Şimdi söylenecek çok söz var. Gelelim bahis çetesine. Arkadaşlarımız hatırlarlar. Bundan yaklaşık üç hafta önce Hendek Kongremiz'de bahis çetesinden bahsettim. Burada da bahsettim. Çocuklarımızı koruyamıyoruz. Daha beş yaşına gelmeden kimisi cinsel tacize uğruyor. Kimisi katlediliyor. Kimisi soba yangın sobadan çıkan yangın diyor. Peki çocuklarımız büyüyünce onları uyuşturucuya karşı koruyabiliyor muyuz? Uyuşturucu yaşı ilkokula kadar inmişse arkadaşlar her gün ayet hadis okumanın Allah'ın indinde ne değeri vardır ya? Ne değeri vardır? Namaz Allah'la kul arasındaki bir ibadettir. Yapılması farzdır. Ama esas halka gösterilmesi gereken namaz değildir. Halka gösterilmesi gereken adalettir, haktır, hukuktur, merhamettir, şefkattir. Anı secdeye edenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Emin olun bunu eleştirme kastıyla söylüyorum, söylemiyorum. Aynaya bakarak söylüyorum ve kahroluyorum. Utanıyorum. Bunları sus durduramadığımız için utanıyorum. Bunları Engelleyemediğimiz için bu yolsuzlukları kahroluyorum her gün. Siyasi ahlak dedim dinlemediler tamam. Ama demek ki biz de cinnetemedik, anlatamadık. Çocuklarımızı koruyamadık. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Gazze çocuklarından bahsederken bu beş canın hesabını nasıl vereceğiz biz? Nasıl vereceğiz? Efendim paraymış mesele. Hanımefendi para ne demek? Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? Ne zamandan beri baroşlara gittiniz? Ne zaman gittiniz son olarak? Bir gece kondu da çocuklarını aç yatıran beş çocuk annesi bir kadınla dertleştiğinde para mı kaldı geriye? Annelik duygusuyla böyle alay edilmez. Böylesine insan vicdan kudan kopmaz. Bahis çeteleri. Alın size rakam veriyorum. Türkiye'de 25 milyon Kişinin bahis şu veya bu şekilde bahse bulaştığı bir isti, istatistiği var. Ne demek bu biliyor musunuz? 25 milyon kişi bahis. Kur korumalı mevduatla da neredeyse içine faizin girmediği hiçbir rız kapısı kalmadı. Yahu helal denilen şey nerede Allah aşkına ya? Al seccadeye şey, dediğimizi söylediğimiz alnımızın verecek hesabı bu mu? helal rızık giren ev kalmamışsa, her yere kumar bulaşmışsa, her yere faiz bulaşmışsa ve biraz sonra üzerine geleceğim mülakat üzerinden kul hakkı yenerek öğretmenlik mesleğine yakınlar taşınmışsa neden bahsediyoruz biz? İslam'ın en önemli prensibi istikamet üzere olacaksın, hak üzere olacaksın ve helal yiyeceksin. Helal haram kavramı sadece namusla ilgili değildir şu boğazdan geçenle ilgilidir. Bu boğazdan geçen helal olmadıkça ahlak namusla sınırlandırılamaz. Namusumuz önemlidir, şerefimiz önemlidir. Ama boğazdan geçecek helal olacak, helal. Devlet parası mı? Herkes talan etsin. Şimdi bahis çetesi. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Yine yüreğim yanıyor. Kusura bakmayın. Allah biliyor duygusu varsa sözü sesim yüreğimden geliyor. Dün yakalanan bir sanatçı müsveddesi. Müsvedde diyorum. Sanatçı dediğiniz halkın önüne çıkar bir aydın bir hoca bir din adamı bir hata yaptığında herkes dini suçlu öyle mi? Tamam. İmamın cübbesi beyazdır derler. Tamam. Peki sanatçı diye baş tacı ettikleri kişilere üzerinden sanatı suçluyor musunuz? Dün bahis çetesinde tutuklanan sanatçının sanatçı müsveddesinin Ocak 2020'deki ifadesi okuyorum. Vallahi en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası sen sertaç ortaçsın seni mahkemeye verir miyiz evlat dedi ve borcumu 8 ay erteledi. Devam ediyor. Ama özel banka olsa belki affedersiniz donumu alırdı diyor kendisi. Yani devlet bankası, peki devlet bankasının talimatı kim veriyor? Bir çiftçinin ödeyemediği bir kredi sebebiyle dağ başındaki evini ihale şeye, satışa çıkarıyorsunuz da bir